Kara harekatı, Amerika, Başat güç, İsrail'in arkasındaki temel motivasyon. Washington, Tel Aviv'e bir durun dedi. Size özel hava savunma sistemleri getireceğim. Güvenliğinizi iki kat güçlendireceğim. Sonra Merkava tankları Gazze'ye sürersiniz dediler. İşte o gelişme. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor. Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'ın ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD İsrail'i ikna etti. Kara harekatı için ABD'nin hava savunma sistemleri kurmasını bekleyecek. Haberde Pentagon'un bölgede yaklaşık bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığı ifade edildi. Böylece ABD'nin bölge ülkelerdeki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediğine işaret edildi. ABD'li yetkililerin savunma sistemlerini kurana kadar İsrail'i beklemeye ikna ettiği aktarıldı. Haberde ABD'nin askeri birliklerine Irak ve Suriye'de şimdiye kadar 13 saldırı yapıldığı belirtildi. NATO üyeliği, işte Amerika, Rusya, Brüksel gerginlikleri meclise geldi. Numan Bey, meclis başkanı imzayı atmış. Bu kadar cümle kuruldu. Güya denge siyaseti. Hamas'a sahip çıkış, İsrail'in karşısında duruş ama Batı değerlerine, Batı başkentlerine, NATO'ya da tam sırtımızı dönmeyelim. Böyle dedik ama Orta Doğu'da. Bakın bakın, İsveç'i NATO'ya kabul ediyoruz. Veto'yu kaldırıyoruz. Gelişmeleri. İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır. NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açık. AKP aslında bir isim takmak gerekirse Sayın Akbaşoğlu da duysun, belki cevap verir. Çarkçı bir parti. Her konuda çark yapıyor. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidar ortağı Bahçeli ile birlikte sert sözlerle karşı çıkmış ancak daha sonra imzalayarak meclise sevk etmişti. Kanun teklifi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalandı. Meclis Dışişleri Komisyonu'na havale edildi. Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yaktığı için ey İsveçliyim meydan okuyan siz, İsveç'in NATO'ya üyeliği protokolünü meclise gönderen yine siz. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya 18 Mayıs 2022'de resmi olarak NATO üyeliğine başvurmuş. Türkiye'nin güvenlik endişelerine yönelik üçlü muhtara imzalanmıştı. Erdoğan daha sonra Finlandiya'nın üyeliğini onaylamış ancak İsveç'i teröristlere kucak açmakla suçlamıştı. Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Sadece Amerika Birleşik Devletleri istedi diye F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz? İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Erdoğan tarafından imzalanarak meclise sevk edildi. İsveç Başbakanı Kristersson kararı sevindirici olarak değerlendirdi. Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi sert tepki gösterdi. Bu katılım onaylanırsa tarih bunu affetmez dedi. Kanun teklifi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalandı. Meclis Dışişleri Komisyonu havale edildi. Terörizmle mücadele, savunma sanayi ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması, protokolün gerekçesinde İsveç'in Türkiye'nin beklentilerini karşılama taahhüdünde bulunduğu belirtildi. İsveç'e meydan okuyanlar hep beraber reisinin emriyle el kaldıracaklar. Acaba o gün Kur'an'ı yaktığı için kınayanlar ne diyecek bilmiyorum. Evet, adı konmamış 29 Ekim. Cumhuriyet'in 100. yıl ikramiyesi mi diyelim? Bir emekliyim ben, çalışıyorum Halk TV'de, bana yok. Alanlar güle güle harcasınlar. Meclisten geçti. Kasım ayının ilk iki haftası. Hesaplarınıza bakın, 5.000 lira geliyor. Sadece çalışmayan emekliler için bir defaya mahsus 5.000 TL ödeme yapılması gurur duyulacak değil, utanç duyulacak bir sonuçtur. Çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus verilecek 5.000 TL ikramiye düzenlemesi meclisten geçti. Madem
emeklimizin zor durumunu siz de kabul ediyorsunuz. O zaman göstermelik bir ikramiye vermeyelim. Gerçekten emeklimizin yarasına merhem olacak bir ikramiye olsun bu. 5 bin lira değil 30 bin TL ikramiye diyoruz. Defalarca kabinede konuşuldu. Büyük beklenti yaratıldı. Ancak kabineden emekli hayal kırıklığı çıktı. Emekliye yalnızca 5000 TL ikramiye verildi. Tek seferlik. Üstelik geçim sıkıntısından çalışan emekliye ikramiye yok. Emekli dernekleriyle de bir araya geldim. Yaptığım ziyaretlerde emeklilerimizin haklı isyanına ortak oldum. Emekliler bize reva görülen sadakadır yorumları yapıyorlar. AK Parti'nin meclise sunduğu konutların turizm amaçlı kullanılmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de sonradan eklendi. Komisyonda CHP'nin ikramiye 15 bin TL olsun ve tüm emeklilere verilsin önerisi de bulundu. Ancak öneri AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Madem bir adım attınız, o zaman doğru bir adım atalım. Emeklimiz bir daha gittiğiniz yerlerde sizin yakanıza yapışmasın. Düzenlemeye göre emekli Ekim 2023'te bir gün bile çalışmış olsa bu ikramiyeden yararlanamayacak. Cumhuriyet tarihinde ilk kez böylesi bir ayrımcılık yapıldı. Muhalefet milletvekilleri ikramiyenin düşük olmasına ve yalnızca çalışmayan emeklilere verilmesine itiraz etti. Yoksulluk sınırının 43.443 TL, açlık sınırının 13.334 TL olduğu bir ülkede sadece çalışmayan emekliler için bir defaya mahsus 5.000 TL ödeme yapılması gurur duyulacak değil, utanç duyulacak bir sonuçtur. Çalışmayan emekliye 5000 lira ikramiye verilmesini düzenleyen 20. madde Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla meclisten geçti. Ev almak, konut almak, araba almak, ayağımız yerden kesilsin, bir dört tekerimiz olsun, bir dört duvarımız olsun şu yalan dünyada. Hiç bu kadar zor olmuş muydu? Merkez Bankası saat tam 14'te faizi %5 daha artırdı. Politika faizi bankalara gönderdiği darphaneden çıkan para karşılığı %35. Peki mevduata bankaya 1 milyon lira götürdüğünüzde yüzde kaç yansıyacak? Neredeyse %50'ler. Dehşet verici bir rakam. Ama hala enflasyonun altında. Kredi faizleri konut almak, dört duvar, barınma. Hayal oldu, hayal. Eskiden annem babam kendi aralarında ben çocuğum konuşurlardı. Ya Ahmet Bey emekli olmuş, emekli ikramiyesiyle ev almış. Ayşe Hanım devletten emekli olmuş, ikramiyesiyle ev almışlar, yazlık almışlar. Aşinayız değil mi, hatırlıyoruz. Geçiniz. Bir araştırma, TSKB'nin araştırması önemli. Bir ev almak, bakın nerelere geldi. Alacağımız evi bir belirleyelim. Buraya yazmış Eren, sağ olsun. Satılık ilanına çıkan en ucuz listedeki 2+1. Alacağımız ev bu. Tuttuk bunu, cebimize koyduk. İlk şehrimiz, şehri İstanbul. En ucuz. Ne kadar aylık gelirim olmalı ki krediyle ben şu 2+1'i alayım. En ucuz Esenyurt'ta. Şu yüksek faizde. Belki konut kredisi kullanırsanız geçinebilmek, ev alabilmek için ayda 88 bin lira gelire ihtiyacınız var. Karı koca çalışıyorsanız bilmem, eve bir maaş giriyorsa 88 bin lira. Peki ufukta görünen konut ekonomisini canlandırmak için, müteahhitlere can suyu olmak için ucuz kredi gelirse 1.2'lere düşerse %1'lere 34 bin lira aylık gelirle Esenyurt'tan bir 2+1 alabilirsiniz. En pahalı yer Beşiktaş. Şu faizde ayda 373 bin lira kazanmanız lazım ki 2+1 alasınız. Faizler düşerse 143 bin lira. Başkent Ankara'yı unutmadım. En ucuz ev Sincan'da. Yüksek faizle ayda 120 bin lira geliriniz olacak ki kredi kullanabilirsiniz. Düşerse faizler 46 bin lira gelir. Merkezdeki evler Ankara'da 149 bin lira maaş belki alırsınız. 65 bin liralara alabilmek için aylık gelirle bekleyeceksiniz. İzmir en ucuz Buca'da aylık geliriniz o faizle o krediyi ödeyebilmek için en az 80 bin lira olması lazım. Belki düşerse faizler, hükümet bir kalem oynatırsa zor, 31 bin lirada gelir gerekecek. Narlıdere
en pahalısı canım İzmir'imin 355 bin lira gelir. Karı koca 170-170 bin lira maaş alacağız da Narlıdere'den bir ev alacağız bu konut kredisi faizleri kullanarak. 136 bin lira belki. Hiç bu kadar, hiç bu kadar pahalı güç olmamıştı memleketimde konut sahibi olmak.